Merhabalar. Bu videomuzda iki boyutlu tasarıma skeç girişi yapacağız. Farklı ÖSS açmamız için yeni seçeneğinden parçaya çift tıklarız ya da tek tıkla tamama basarız. Sayfamız açılmış olur. Burada neleri göreceğiz? Çizgi hareketlerini, çizgilere ilişki vermeyi ve düzlem seçmeyi göreceğiz. İlk başta iki boyutlu çizime başlamadan önce düzlem seçmemiz şarttır. Diyelim ki unuttuk biz ve iki boyutlu çizim komutlarından birini seçtik, çizgi diyelim. Bize diyor ki obje için çizimin oluşturulacağı düzlemi seçin. Ya buradan seçebiliriz ön düzlem, üst ve sağ düzlem. Ya da buradan oka tıklayarak görmüş olduğunuz gibi turuncu bir renk alıyor zaten. Seçebiliriz buradan da. Burayı kapatıp ben diyorum ki bu düzlemleri nasıl görebilirim? Mouse'un tekerleğine basılı tutarak ve mouse'u hareket ettirerek görmüş olduğunuz gibi her 3 düzlemi de görmüş olduk. Ön düzlemi seçiyorum ve space bar'a basarak önden bak diyorum. Şu anda çizgim elimde. Burada diyor ki çizildiği gibi mi, yatayda mı, dikeyde mi, açıda mı çizelim? Çizildiği gibi diyorum. Yani her yönde çizebilirim. Bu şekilde çapraz bir yönde çizebilirim. Escape'e basıp çizgimi bırakabilirim. Çizgimi tekrardan alıyorum. Bu sefer yatay ilişkisi veriyorum. Bakın sadece yatayda gider. Dikeyde asla hareket etmez. Escape'e bastım. Bıraktım çizgimi. Yine alıyorum. Bu sefer dikeylik ilişkisi veriyorum. Bakın yataya gitmiyor. Bu sefer de dikey hareketleri oluyor. Escape'e bastım, çıktım. Bunları nasıl silebiliriz? Mouse'un sağ tuşuna, sol tuşuna basılı tutarak, pardon, sol tuşuna basılı tutarak seçtiğimiz zaman bakın mavi oldu ve buna delete dediğimiz zaman silmiş olduk. Toplu bir şekilde de silebilirsiniz bu şekilde. Ve ben bir çizgi çiziyorum buraya. Escape'e basıp çıkıyorum ve diyorum ki çizimden çık. Bakın benim çizgim gri tonuna gelmiş oldu. Burada ben üzerinde hiçbir işlem yapamam, düzenleme yapamam. Ama eğer üzerine gelip çift tıklarsam tekrardan lacivert bir görünüme sahip olur. Ve ölçü verebilirim. İstediğim gibi ayarlamasını yapabilirim. Şimdi sizlere neleri göstereceğim? Çizim tabanlı model oluşturmayı ve unsur tabanlı model oluşturmayı göstereceğim. Yeni bir sayfa açıyorum. Bir düzlem seçiyorum. Çizim aç diyorum. Ve daire komutumu alıyorum. Origin'den bir daire çiziyorum ölçü vermeden. Onay verdim. Unsurlar bölümünden katı oluşturmaya tıklıyorum. Ve bir daire şeklinde katı model oluşturmuş oldum görmüş olduğunuz gibi. Çizim tabanlı modelleme nasıl olur? İki boyutlu çizime geldim. Daire komutumu aldım ve yüzeyimi seçtim. Buraya bir daire çizip unsurlar bölümünden kesme işlemi yapıyorum. Onay verdim. Biz buna çizim tabanlı modelleme diyoruz. Peki unsur tabanlı modelleme nasıl olur? Unsurlar bölümünden radius komutunu alıyorum ve bir kenar seçiyorum. Bakın çizim yapmıyorum, sadece kenar seçiyorum. Ve onay verdiğim zaman benim parçam yeni bir görünüme sahip olmuş oldu. Bu videomuz bu kadar. Burada özet olarak anlattım ben size. Diğer videolarımızda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım bunları. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.